Cübbeli Ahmet Hoca, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanındaki meleğin görülmeyeceğini anlatıyor. Yakfu etere Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme la yuhtı. Her işinde Resulullah'ın izini izleyecek, hiç yanılmayacak diyor. Buraya dikkat. Bu yanılmayacak ifadesi, hiç hata yapmama özelliği dört halifede bile yok. Anlıyor musunuz? Yani dört halifede bile hiç yanılmayacak özelliği yok. Hazreti Mehdi'de var. Şeyh Muhyiddin Arabi Hazretleri hadis-i şeriflere dayanarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahkamda masum olduğunu şöyle açıklamıştır. Bu sebepledir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vasf ederken benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek demiştir. Bundan anlıyoruz ki o Hazreti Mehdi Aleyhisselam şeriat sahibi değil de şeriate uyandır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam yeni bir kitap getirmeyecek, Kur'an'a uyacaktır. Ve aynı zamanda günahtan da masumdur. Buradaki masumluğundan murat, hükümdeki masumiyetidir. Çünkü neden? Nedeni lehu melekun yuseddidu min haythu la yara. Hazreti Mehdi'nin yanında sürekli bir melek var. Ne yapacak, ne yapmayacak devamlı doğruyu gösteriyor. E böyle olsa ben de yanlış yapmam yani. Onun için ne diyor? İmam-ı Rabbani mektubatta لَوْ جَاءَ مِنْ فَيْضُ رُوحِ الْقُدْسِ مِنْ مَدَدٍ لِغَيْرِ عِيْسَى لَيَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ. E diyor, İsa Aleyhisselam'a gelen diyor, medet, yardım başkasına gelse, o da onun gibi ölüleri diriltir diyor. E dolayısıyla burada da böyle bir melek benim de yanımda olsa ben de yanılmam. Ama niye benim yanımda yok? Tabii ayrı dava, o Hazreti Mehdi mübarek adam olduğu için onun yanında var. Ama yanılmama özelliğini izah için söylüyorum. Şimdi meleği görmüyor ama melek ona içine ilham getiriyor. Hemen mesela sağa mı gideyim, sola mı gideyim? Sağa git. Tamam. Yanılma var mı? Yok. Aa, melek olursa yanında, melek içine ne yapar? İlham verir. O ilhamı, meleği görmeye lüzum yok. Kalbine geliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında meleklerin bulunacağını ve bu meleklerin kendisine yardım edeceklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildirmektedir. Ancak bu melekler Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve insanlar tarafından görünmeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hadisleri şöyledir. Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde Allah ona müsevvim, yani varlıkları düzene koyan mürdif, birbiri ardınca birbirine tabi, münzel, indirilmiş, nazil edilmiş ve kerrub, Allah'a en yakın olan meleklerle yardım edecektir. Cebrail onun önünde olacak, Mikail sağında ve İsrafil ise solundan gelecektir. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek, Allah'a yakın melekler de onun hizasında olacaklar. Hazreti Cebrail aleyhisselam ve Hazreti Mikail aleyhisselam, 46 bin melek İmam Mehdi Hazreti Mehdi aleyhisselamın yardımcıları ve yoldaşları arasında olacaktır.